İki sosyolog, Charles Cooley ve George Herbert Mead, kendimizi nasıl gördüğümüzü şekillendirirken diğer insanların çok büyük bir rol oynayabileceğini öne sürüyorlar. Ama bunun ne şekilde gerçekleşeceği konusunda fikirleri ikiye ayrılıyor. Cooley, bir insanın tüm hayatı boyunca karşılaştığı tüm şahısların bu kişinin öz kimliğini bir şekilde etkileyebileceğini düşünüyor. Mead ise bu sürecin daha sınırlı olduğuna inanıyor. Sadece belirli insanların, hayatın belirli süreçlerinde bizim kişilik algımızı etki edebileceğini düşünüyor. Aynı zamanda diğer insanların bizi etkileme şeklinin de yaşam süremiz boyunca değiştiğini düşünüyor. Örneğin, mid, bebeklerin ve çok küçük çocukların aslında diğerleri tarafından herhangi bir şekilde etkilenmediğine inanıyor. Onun yerine, küçük çocukların kendilerini kendi dünyalarının merkezinde olarak gördüklerine inanıyor. Bu yüzden diğer insanların onlar hakkında ne düşündüğünü pek umursamıyorlar. Aynı zamanda başka birinin bakış açısından bakma yeteneğine de sahip değiller. Psikolojiyle ve gelişim psikolojisiyle ilgilenenleriniz, bunun, Piaget'in ben merkezcilik kavramıyla çok benzer olduğunu fark edebilirsiniz. Fakat Mead, aynı zamanda büyüdükçe diğer insanların bizi nasıl algıladığına dair düşüncelerimizin daha önemli hale gelmeye başladığına inanıyor. Mead bunun üç ayrı aşamada gerçekleştiğini düşünüyor. Hazırlık evresi, oyun evresi ya da oynama evresi ve kurallı oyun evresi. Hazırlık evresinde çocuklar diğerleriyle taklit yoluyla etki iletişime girerler. Bir yemek yaparken tavalarla ve tencerelerle oynayabilirler. Aileleri etrafı temizlemeye çalışırken süpürgeyi veya oyuncak elektrik süpürgelerini kullanabilirler. Bu tabii ki evde daha fazla dağınıklık demek. Fakat bunlar gerçek birer etkileşim değildir. Bu çocuklar büyürken basitçe taklit etmenin aksine diğer insanlarla iletişim kurmaya daha çok odaklanmaya başlarlar. Bunu sembolleri kullanarak gerçekleştirirler. El kol hareketleri, kelimeler ve diğer iletişim şekilleri gibi şeylerle. Büyüdükçe bu konuda uzmanlaşmak zorundadırlar. Oyun evresinde çocuklar sosyal ilişkilerin öneminin daha fazla farkına varırlar. Mead, çocukların bunu yap-inan oyunu dediğimiz diğer insanlarmış gibi davrandıkları oyunlar oynama eğilimleriyle yansıttıklarına inanıyor. Çocuklar anneleri, babaları, doktorlar veya itfaiyeciler gibi davranarak oyun oynuyorlar. Önceden başkalarının bakış açısını benimseme yeteneğine sahip değilken şimdi onlara odaklanıyorlar rol üstlenmeye veya başka birinin bakış açısını farz edip algıladıkları bakış açısına göre hareket etmeye odaklanıyorlar. Bu size hazırlık evresinde gördüğümüz türden bir taklit gibi gelebilir fakat aslında çok ötesine gidiyor. Çünkü çocuklar karşılık verebiliyorlar. Sadece sosyal etkileşimleri basitçe taklit etmekle kalmıyor, aynı zamanda onları oluşturabiliyorlar. Son evre olan kurallı oyun evresinde çocukların sosyal etkileşimleri kavrayışları daha da gelişmiş hale geliyor. Oyun evresi esnasında yani oyun oynama evresi esnasında çocuklar en yakınlarındaki bireylerin düşüncelerini inançlarını ve davranışlarını dikkate alabiliyorlar. Kurallı oyun evresinde ise çocuklar, midin genelleştirilmiş başkası diye bahsettiği şeyin yani tümüyle toplumun düşüncelerini inançlarını ve davranışlarını anlamaya başlıyorlar bu da beraberinde tamamen yeni bir toplum anlayışı getiriyor. Örneğin çocuklar insanların sadece bireysel olarak inandıkları şeylere göre değil, aynı zamanda toplumun kendilerinden beklentisine göre de hareket ettiklerini fark etmeye başlıyorlar. Ayrıca insanların çoklu roller üstlenebileceğini de anlamaya başlıyorlar. İnsanlar sadece anne, doktor veya öğretmen değil, aynı anda birden çok şey olabiliyorlar. Bunlar aslında benim de çocukluğuma dair hatırladığım şeyler. Hatırlıyorum da, çok küçük bir çocukken gerçekten de tüm öğretmenlerimin tek yaptığı şeyin öğretmek olduğuna inanıyordum. Yani varoluşlarının topyekün bundan ibaret olduğunu düşünüyordum. Bu yüzden onları süpermarkette gördüğümde veya kendi çocukları olduğunu öğrendiğimde kafam çok karışmıştı. Tüm bunlar olurken Çocuklar genelleştirilmiş başkasını tanımaya ve insanların birden çok rolü olduğunu fark etmeye başlarken diğer insanların da kendileri hakkında fikirleri olabileceğini anlamaya başlıyorlar ve bu algıların davranışlarıyla ve söyledikleri şeylerle şekillendiğini fark ediyorlar. Bunun üzerine kendileri de bu algıdan etkilenmeye başlıyorlar. Başkalarının kendi yaptıkları şeylere verdiği tepkilerle ilgilenmeye başlıyorlar. Fakat karşılaştıkları her bir kişinin algısını da umursamıyorlar. Daha çok hayatlarındaki önemli insanların algılarına odaklanıyorlar. Bu kişiyle önemli bir ilişkisi olan tüm insanlardan bahsediyorum. Ailesi, öğretmenleri, yakın olduğu yaşıtları. Mead bu anlayışın kişisel ben ve sosyal benin gelişimine sebep olduğuna inanır. Sosyal ben bizim sosyal kimliğimizdir. Kişisel bense sosyal benliğimize yanıtımızdır. Sosyal ben, genelleştirilmiş başkalarının bizi nasıl gördüğüne olan inancımızdır. Diğer insanlarla etkileşimimiz yoluyla öğrendiğimiz şeydir. Kişisel bense tüm bunların ne anlama geldiğini düşünür. Örnek verelim. Sosyal ben, Türkiye'deki insanların genelde liseden direkt üniversiteye geçtiklerini anlayabilir. Ama kişisel ben, bunun en iyi opsiyon olup olmadığını merak eder. Belki de bazı insanların, önce seyahat etmesinin veya öncesinde birkaç yıl çalışmalarının en iyisi olabileceğini düşünebilir. Ben hep bu kavramların kafa karıştırıcı olabileceğini düşündüm. Sosyal beni toplumun bakış açısı, kişisel beni de araya giren bireysel kimlik veya toplumun düşüncesine şahsi yanıtımız olarak da düşünebiliriz bence. İki farklı taraf olabilir ve hatta birbiriyle çelişkili görünüyor olabilirler. Mide göre kim olduğumuzu, asıl benliğimizi belirleyen şey, sosyal ben ve kişisel benin dengesidir.